Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir mantı tarifiyle geldim. Hemen başlıyorum tarife. Yoğurma kabımın içerisine bir tane yumurtayı alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra bunları güzelce bir çırpıyorum. Çırptıktan sonra üzerine unumu ekleyeceğim. Toplamda 3 bardak un kullandım. Bildiğiniz gibi mantı hamuru sert oluyor arkadaşlar. Hamuru sert yapmaya özen gösterelim. Şimdi unu ekliyorum ve 1 su bardağı su kullandım. Suyun da tamamını ekledim. Hamuru spatula ile güzelce bir toparlıyorum. Şimdi kalan unu da ekliyorum. Hamuru burada toparladıktan sonra tezgahımın üzerine birazcık un alıyorum. Daha güzel bir şekilde yoğuruyorum. Mutlaka çok güzel bir şekilde yoğuralım. Şimdi tezgahın üzerinde daha güzelce bir kıvam alması için iyice yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Ve hamurun sert olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Suda erimemesi için hamurumuzu bir tık daha diğer hamurlara göre sert yapıyoruz. Hamurumdan 2 tane beze yapıyorum. Bezeleri yapıp bir poşetin içerisine alacağım. Birazcık dinlendireceğim. Bu yöntem çok kolay arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparsanız çok hızlı bir şekilde yorulmadan mantınızı yapmış olursunuz. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Videomu izledikten sonra beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi bezelerim dinlendi ve ilk bezemi açıyorum. Elimle biraz gördüğünüz gibi düzeltiyorum. Altına üstüne biraz un ekleyip ilk bezemi açıyorum. Fazla ince veya kalın olmamasına özen gösterelim. Orta bir şekilde açalım arkadaşlar. Şimdi ben sizlere açtığım zaman kalınlığını göstereceğim. Yanıma un aldım. Ara ara azar azar un ekliyorum. Fazla unsuz da açmayalım. Yapışmaması için. Birazcık unlu olsa da bir şey olmaz. Hafif unlu olabilir. Gördüğünüz gibi çok pratik ve hızlı bir şekilde yapılıyor. Bakın kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Oklavama sarıyorum. Bıçak ile tam ortasından kesiyorum. Tekrar bir daha kesiyorum ortasından. Şimdi de küp küp kesiyorum gördüğünüz gibi. Üzerine birazcık un ekliyorum. Elimle dağıtıyorum. Yapışanları açıyorum. Ve bir tepsiye alacağım. Diğerini açacağım. Diğerini de açtım arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da ortasından kesiyorum bıçak yardımıyla. Hiç uğraştırmadan çok kolay bir şekilde yapılıyor gördüğünüz gibi.
dükkanınız mantı çektiğinde hemen pratik bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Yine küp küp kesiyorum. Yaptığım hamurdan iki tane beze çıktı gördüğünüz gibi. İkisini de kestim, hazırladım. Şimdi pişireceğim. Nasıl pişirdiğimi de göstereceğim sizlere. Yine aynı şekilde bunu da elimle açıyorum. Bakın kalınlığını bir daha göstereyim sizlere. Hepsi bu şekilde oldu. Bu arada suyu ocağın üzerine aldım. İçerisine de bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Kaynamaya bıraktım. Fazla inceltmeyin. Bu şekilde yeterli. Tepsime aldım hepsini. Tamamı bu kadar çıktı arkadaşlar. Bu arada su kaynıyor. Suyun içerisine atıyorum hepsini. Yapışmaması için bu şekilde atıyorum yavaş yavaş. Arzunuza göre üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Veya sarımsaksız, isteğinize göre ayarlayın. Bu arada mantının üzerinde tereyağı çok güzel oluyor. Mutlaka tereyağlı hazırlayın. Gördüğünüz gibi mantı pişiyor. Hiç yapışmadı. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Yanıma soğuk suyu ayarlayacağım. Hemen buradan alıp soğuk suyun içerisine koyacağım. 7-8 dakika pişirmemiz yeterli geliyor arkadaşlar. Hemen direkt soğuk suyun içerisine alıyorum. Soğuk suyun içerisine aldıktan sonra kevgirden suyunu süzdüreceğim ve servis tabağıma alacağım. Bu arada tereyağını ve soğanını kavuruyorum arkadaşlar. Soğanı güzelce karamelize edelim. Üzerine de sadece bir tatlı kaşığı salça ekledim. İsterseniz siz sadece pul biber de ekleyebilirsiniz. Yağını da hazırladım. Yoğurdu da sarımsaklı hazırladım. Şimdi yoğurdu üzerine ekliyorum. Mantımı servis tabağıma aldım ve yoğurdu ekliyorum üzerine. Bolca tereyağını ve soğanını kavurdum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da ekleyeceğim üzerine. Bakın arkadaşlar çok güzel bir görüntüsü var. Zaten görüntüsü lezzetini anlatıyor. Denemek isteyenlere de şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yakından da bir göstereyim şimdi sizlere. İnanın mükemmel bir mantı oldu. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Bu arada videomun sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.